Bir şehir nasıl yok edilir? Cevabı keşke hiç bilmiyor olsaydık ama ne yazık ki biliyoruz. Atom bombası, yani nükleer silahlar. Günümüzde bu silahlar bir şehri yok etmeyi bırakın, tüm dünyayı bile yok edebilir. Yok etmekten kasıt, gezegenin puf diye yok olması değildir. Yaşamın yok olmasıdır. Doğanın, bitkilerin, insanların ve hayvanların. Kısaca rengarenk doğanın üzerine atılmış ve onun tüm canlılığını almış, kara bir örtü gibi. Evet, kara bir örtü, kara bir düşünce. İnsanın karanlık yüzü. İkinci Dünya Savaşı başlamadan hemen önce Albert Einstein, Amerika Başkanı Franklin Roosevelt'e bir mektup göndermiş ve atom moleküllerinin parçalanmasının yıkıcı etkilerinden bahsetmişti. Onları Nazi Almanyası'na karşı uyarmış, atomla ilgili yapılan çalışmaların yeni nesil bir nükleer bombanın bulunmasıyla sonuçlanabileceğini bildirmişti. Amerika elini çabuk tutmalıydı. Eğer Naziler onlardan önce bu bombayı üretirse onlar için iyi olmazdı. Bu uyarı sonrasında Amerika, Kanada ve İngiltere ile birlikte Nazilerden önce nükleer silah üretmek için bir program başlattı. Programa Manhattan Projesi adı verildi ve tam 2 milyar dolar bütçe ayrıldı. Projenin başına da ünlü fizikçi ve bugün de nükleer bombanın babası olarak bilinen Robert Oppenheimer getirildi. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 1942'de Manhattan projesine başlayan Oppenheimer ve ekibi 2 yıllık bir çalışmanın ardından atom bombasının yapımını tamamladı. Bombanın yapımı aşamasında tam 5000 kişilik bir ekip çalışmıştı. Atom bombasının yapımı esnasında Amerika Başkanı Franklin Roosevelt vefat etti. Yerine Amerika Başkanı seçilen Harry Truman da çalışmaları yakından takip ediyordu. Amerika 16 Temmuz 1945'te New Mexico çölünde atom bombasının ilk testini başarıyla gerçekleştirdi. Bilim insanları bu patlamayı 9 kilometre uzaktaki bir sığınaktan izledi. Amerika atom bombası konusunda başarı sağlarken İkinci Dünya Savaşı'nın seyri çoktan değişmişti ve Nazi Almanyası ciddi anlamda güç kaybetmişti. Amerika yönetimi bu silahı ilk olarak Almanlara karşı kullanmayı düşünüyordu. Ancak Almanlar savaşın sonlarına doğru dirençlerini kaybetmiş ve geri çekilmeye başlamıştı. Bu sebeple Washington yönetimi hedefi Japonya'ya çevirdi. Japonya, Almanya ile aynı taraftaydı. Almanya, 8 Mayıs 1945'te teslim oldu. Ancak Asya ve Pasifik ülkelerinde savaş devam ediyordu. Japonya'nın teslim olmaya niyeti yoktu. Amerika ve Japonya arasındaki çatışmalar devam ederken, Amerika diğer yandan atom bombasının bileşenlerini Japonya yakınlarındaki Marianas adalarına getiriyordu. Bu sayede Amerikan bombardıman uçakları Japonya adasına ulaşabilecekti. 16 Temmuz'da New Mexico çölünde yapılan atom bombası denemesi üzerinden yaklaşık bir hafta geçmişti. Başkan Harry Truman 25 Temmuz'da Japonya'ya atom bombası atılması önerisine onay verdi. Bundan bir gün sonra da Japonya'ya teslim olması, aksi halde büyük bir yıkım yaşanacağı konusunda uyarı yapıldı. Tokyo hükümeti bu uyarıyı dikkate almadı ve bundan 11 gün sonra tarihin en acımasız saldırılarından biri gerçekleşecekti. Tarih 6 Ağustos 1945. ABD ordusuna ait bombardıman uçağını kullanan savaş pilotu Enola Gay, yaklaşık 5 ton ağırlığındaki atom bombasını sabah saat 08.15'te Hiroşima semalarına bıraktı. Bomba, 1,5 kilometre çapındaki her yeri dümdüz etti. Atıldığı ilk anda 80 bin kişinin, sonraki aylarda ise toplam 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. 150 binden fazla bina yıkıldı. Atom bombasının çevresinde yarattığı sıcaklık 2900 dereceden fazlaydı. Şehre yardım götürmeye giden uzaktaki insanlar bile radyoaktif yağmura maruz kalarak yaşamını yitirdi. Japonlar bu saldırıya rağmen teslim olmayı tercih etmedi. Buna karşılık ABD ordusu
9 Ağustos sabah saat 11.02'de Nagasaki'ye ikinci atom bombasını bıraktı. Şehirde dakikalar içinde 70 bin kişi hayatını kaybetti. Ekranda bu saldırıdan sağ kurtulan bir anne ve çocuğunu görüyorsunuz. 15 Ağustos'ta Japonya İmparatoru Hirohito, halkına savaşı kaybettiklerini duyurdu ve teslim olduklarını açıkladı. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı sona erdi. İmparator Hirohito, savaş sonrası ülkenin yeniden yapılanması döneminde yine tahta kaldı. Peki Amerika, zaten savaşı kaybetmeye yakın olan Japonya'ya karşı bu acımasız saldırıyı neden gerçekleştirdi? Aslında mesele ne Almanya ne de teslim olacağı belli olan Japonya'ydı. Asıl mesele Sovyetler Birliği'ne gözdağı vermekti. Bu açıkça Sovyetler Birliği'ne karşı bir tehdit gösterisiydi. Tabii burada merak ettiğimiz bir şey daha var. Oppenheimer ve diğer bilim insanları. Onlar neden bu bombayı icat etti? Yüz binlerce insanın öleceğini bilmiyorlar mıydı? Aslında bilmiyorlardı. Amerikan hükümeti onlara bombanın siviller üzerinde kullanılmayacağı, caydırıcı güç olarak elde tutulacağı konusunda yalan söylemişti. Gerçeği bilenler var mıydı bilmiyorum ama şu bir gerçek ki patlamanın korkunç boyutları ortaya çıktıkça laboratuvardaki sevinç yerini suçluluk duygusuna bırakmaya başlamıştı. Bir habere göre bombanın atıldığı gün uçaktaki 12 kişiden sadece 3'ü görevlerinin gerçek amacını biliyordu. Bombanın yapımı için başlatılan Manhattan projesi pek çok kaynağa göre bilimsel, teknolojik ve idari bir başarı olarak gösterildi. Oysa ki Manhattan projesi aslında bu sürece katkı veren bilim insanlarının emeklerinin sömürüldüğü, onların kontrolleri dışında sonuçlanan bir projedir. Bu açıdan bilim insanlarının sorumluluklarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğinin önemli bir örneğidir. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldıktan 4 sene sonra 1949'da Sovyetler Birliği de kendi geliştirdiği ilk atom bombasını başarıyla denedi ve Amerika'dan sonra ikinci nükleer güç oldu. Günümüzde ise Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi ülkeler nükleer silahlara sahipler. 1970 yılında nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla bir antlaşma yapıldı. Güney Sudan, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Tayvan dışında bütün devletler bu anlaşmayı imzaladı. Ama sakın insanlık hatalarından ders çıkardı da bu anlaşmayı yaptı diye düşünmeyin. Şu an hala nükleer silahlanma yarışı gizli veya açık bir şekilde devam ediyor. Evet, şu an kullanılmıyor olabilir ama hiç kimse ileride bir gün bir ülkenin bu anlaşmayı bozmayacağını garanti edemez. Evet, atom bombasının parçaladıklarını kısaca anlatmaya çalıştım. Videonun sonunda Japonya ile ilgili birkaç bilgi vermek isterim. 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan sonra kentte yeniden çiçek açan ilk bitki bir zakkumdur. Bundan dolayı zakkum Hiroşima kentinin resmi bitkisidir. Japonya'da bulunan Barış Anıtı Parkı nükleer saldırıya uğrayan ilk şehir Hiroşima'ya adanmıştır. Parkta bulunan Hiroşima Barış Meşalesi 58 yıldır yanmaya devam ediyor ve gezegenimizdeki son nükleer bombada imha edilip dünyamız nükleer bir bombayla yok olma tehdidinden tamamen kurtulana kadar da yanmaya devam edecek.